Hakan, kimin bunlar? Kimin bunlar? Hı? Dizdim bunları böylese. Günaydın. Günaydın der misin mi? Bana bak ama, bana bakarak. Hakan. Günaydın. Günaydın. El salla bir. Bunlar kimin arabaları anneciğim? Hı? Kuşum. Herkese merhabalar, herkese günaydın arkadaşlar. Oh annem benim. Ne güzel arabalarını dizmiş ya. Dün akşam hep bunlarla uğraştı. Böyle hepsini getirip dizdi. Araba. Araba. Bu ne renk? Ne renk bu? Beyaz. Beyaz. Bu ne renk? Araba. Ne renk? Araba ne renk? Araba. Ne renk araba? Araba. Araba kırmızı. Araba kırmızı. Bu ne renk Hakan? Hadi sarı. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Motor. Bu ne? Bu ne? Uçak. De bakayım uçak. 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 Bu ne? Kamyon. Kamyon. Anne baba, sen keşke evde kalsaydın ya. Evet, süt alacağız. Ne alacağız başka? Süt alacağız. Ekmek alacağız. Dün akşamdan beri yağmur hiç durmadı. İnanılmaz bir rüzgar vardı. Çatılardaki, balkonlardaki eşyalar uçtu. Bir ara Nihal ablacığım telefon açtı. Yani anladığı kadarıyla söyleyeyim ben size. Galiba bizim apartmandan birinin balkonundan bir şey uçmuş. Bana sordu senin balkonundan mı diyor. Hayır, benim balkonumdan uçan bir şey yoktu ama belki yan binalardan uçmuş olabilir ya da çatıdan düşmüş olabilir. Gel bu taraftan göz, böyle düz gidiyoruz, düz. Düz. Ama şimdi hava şu anda açık. Bulutlar toplanıyor ya, yağış devam eder. Bugün de aynı şekilde yağış gözüküyormuş. Ama işin garibi hava o kadar güzel ki sıcacık. Dur anneciğim. Dur seveyim. Dur bebeğim. Esinti var ama esinti çok güzel. Büyük bir esinti. Hayır oradan değil. Annem buradan. Buradan bebeğim. Gel buradan. Botlara da tam olarak alışamadığından dolayı lap 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 lap. Spor ayakkabılar tabii ki de botlara nazaran daha hafif, daha rahat. Botlar bir tık daha zor, yani şey ağır olunca daha tam olarak alışamadı zaten. Dur anneciğim, elimizi tutar mısın? Hakan elini ver annem. Elini ver. Ver edem. Hayır, elimizi tutmadan karşıya geçmiyoruz değil mi? Tut bakalım. Bismillah. Hoppala. Bas, buyur.
Yavaş yavaş yavaş. Dur şu sıkışacaksın kapıya. Bekle anneciğim. Yavaş hayatım yavaş. Beni bekle beni bekle. Ayaklı su sevili hem de bir pahmet imiş. Meşrubat su ve meşrubat sevilmiş. Plastiği o kadar da hoşuma gitmedi benim açıkçası ya. Çatımız ne alemde acaba? Çatılar çok gürültüler. Dökü rüzgarlı. Hala bunun gürültüsü ne kadar çok kokutuyor. İnşallah ben sıkıntı yaşamam bu kış ya. En büyük korkum zaten yağmurlarda. Olmasın. Sağ olsun Habib abicim gerçekten çok sağlam yaptı bunu kasasını. Yani demir profilli falan. Ama Nihal abimiz gerçekten baya baya bir akıtmaya başlamış. Şu contaların değişmesi gerekiyor bak. Contası iyice açılmış. Kadın kaç defa gün ısıcıya telefon açtı, gitti, konuştu. Abi gel şunu bir hallet dedi ve Nihal abimin parasını peşin olarak kendisi ödedi. Ödediği halde hala gelip bir türlü yapamam yani. İşte benim çatıya sıkıntı verecek olan yer burası. Alırsa buradan su alacak. İzolasyonu mahvettiydi şu burası. Gerçekten. Söyledim kaç defa ama hiç dinleyen yok ki. Bazı arkadaşlar demişler kendi yöneticilik yaptığın zaman da neden köklü çözüm bulmadın diye. İnanın ki ben yöneticilik yaptığım zaman da arkadaşlar ben bu şekilde beyaz madana gibi, boya gibi sürülen izolasyon malzemesi istemedim. Açık böyle sürüm kesinlikle istemedim. Biz buna o zaman zamanında 8 bin liraya kadar bir para verdik. Yaptırdığımızda ama şöyle göstereyim ben size, yan binada var. Şu şekilde izolasyon da yapabiliriz dediler. Bu çok daha kalıcı dediler. Yani neredeyse ömürlük falan dediler. Bunu da fiyatı hemen hemen takribi o zaman 20 milyarı falan buluyordu. Komple bir çatıyı kaplamaları ama hiçbir şekilde mülk sahibi bunu kabul etmedi. Biz sadece bunu yaptıralım dediler. Ya inanın ki benim elimde olsa ben şu diğerini yaptıracaktım. Kalıcı çözüm olsun. Çünkü en üst oturan benim. Bu sıkıntıyı çeken de benim. Söyledim yok bu 3 sene gider, 5 sene gider dediler ama 1 senenin sonunda patlak verdi. Ha bunu yapan ustaya bir şey demiyorum. Usta hepimizi tek tek uyardı. Günün sularınızdan su akmasın, günün sularınıza dikkat edin. Aktığı yerlerde de izolasyonu kaldırır dedi ama bir şey söyleyemiyorsunuz ya gerçekten. Hani benim elimde olsa ben komple yaptırım. Bazı arkadaşlar da demişler. Belgin en üstte sen oturuyorsun. En üstü sen yaptır o zaman kendi cebinden ver diye. Ben bunu da söyledim. En üstü ben komple kendim yaptırabilirim dedim. Komple şey olaraktan bu 20 bin liralık orada. Bak sonra herkesin de gün üstünü kaldırın buradan dedim. Hiç kimse de çatıyı kullanamazdım. Eğer ücretini ben veriyorsam, ben yaptırıyorsam dedim. Kimse de bundan sonra çatıya çıkamazdı. Kimse de gün üstünü o çatıya koyamaz dedi. Öyle. Çünkü benim cebimden çıkacak komple bütün parası. Aslında burası ortak bina. Ya binanın ortak kullanım alanı. Kullanım alanı olduğu zaman herkes vermesi gerekiyor yani buranın ücretini. Bana öyle yazın arkadaşlar da söylüyor. Evet ben o teklifte kendilerine sundum, sunmadım değil.
Ama hiç kimsenin de gün ısısını burada tutmam o zaman. Öyle. Ben komple her tarafı yaptıracağım. Ondan sonra herkes kendisi ortak kullanım alanıymış gibi kullanmaya devam edecek. Yok öyle bir şey. Gerçekten kızıyorum şu yağmurlar yağdığından beri yani. Tabii ki de yağmur yağsın. Yağmur merekettir. Yağmura bir şey demiyorum ama ben evim akacak diye, çatım akacak diye, tavanımdan su içeriye gidecek diye aklım çıkıyor ya. Daha karlara, aman karlara demişim, dağlara kar yağmamış. Hakan'la BİM'e gittiğimde BİM'in aktüelinde şöyle bir şey gördüm. Bir saniye şunu suyu tekrar değiştireyim. Bu zeytinler kolay kolay tatlanmayacak. Gerçekten ben bu zeytinleri tatlandırmaya başladım. Hemen hemen 10 gün oldu ama az önce zeytin kenarından şöyle bir kesip tadayım dedim. Sanki ilk defa yani daha yeni suya koymuşçasına tadı var. Acayip derecede acı. Bazı arkadaşlar yazmışlar bu zeytin türünü yazmışlar. İnanın ki unuttum ama bu zeytin tatlanması hem biraz uzun sürüyormuş. Uzun sürüyor dediği herhalde büyük bir ihtimalle şöyle benim tahminimce bir ay kadar sürecek gibime geliyor. Bir de çok fazla tadı tuzu olmaz diye yazdılar bana yani. Diğer zeytinlerine nazaran tatları biraz daha yokmuş diye yazdılar ama bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış. Çünkü ben ilk defa böyle bir cins zeytin aldım. Pazarda hoşuma gitti aldıydım bakalım. İlk önce şu kavanozumu bir yapmaya başladım. Bunu yapalı 10 gün oldu. Bu da hemen hemen 3-4 gün oldu. Baktım ki bu zor tatlanacak hiç olmaz. Arka arka iki kavanoz yapın da birbirine eşitlesin de dedim. Ne diyordum? Ha, bir yunak düğününde böyle bir şey gördüm. Kilitli kapaklı soyuculuk ve zeytinlik. Tabii ki de bunu bilen arkadaşlar vardır ama ben bunu bu yazısını okuyunca böyle gördüm. Hani tüccarciyelerde, Birim AVM'de olsun orada burada böyle bir şey gördüm ama ne yaşadığını çok fazla bilmedim. Daha dolayı çok da dikkatimi çekmiyordu ama zeytinlik ve turşuluk yazınca dikkatimi çekti. Büyük bir ihtimalle tatlandırdığımız zeytinlerimizi ya da yaptığımız turşularımızı kolayca muhafaza edebileceğimiz bir kap. Ama ben zeytinlerimin acı suyunu bunun içinde almak benim için daha kolay ve daha pratik geldi açıkçası. Neymiş, mikrodalga fırında kullanılabilirmiş. Hava, su ve koku geçirmezmiş. Kolay kapanır. Bulaşık makinesinde yıkanabilir. Buzdolabında saklanabilir ve istiflenebilir. Benim aldığım 1,5 litrelik arkadaşlar. Ben 1,5 litreliğini 39.90 40 liraya aldım. Bilmem dedim. Bunun daha büyüğü de var. Daha büyüğünü almak istemedim. Aslında bir tane daha mı alsam ya bir şey için. Bunun için. Olabilir aslında sürekli olarak. Günde 2-3 defa sularını değiştiriyorum. Günde 2-3 defa sularını değiştirmeme rağmen acısında hiçbir kayıp yaşamamış zeytin. Maşallah. Ha seneye bir daha böyle bir zeytin alır mıyım? Almam ya da alsam bile bunları çizik atmam. Şey yapmam lazım, kırmam lazım zeytini, kırmızı zeytin yapmam lazım. O zaman belki daha kolay şey tatlanırdı. Aksi gibi hepsini de çizdim yani. Neyse yapacak bir şey yok bakalım bu sene de böyle gidecek. Sonunda Şebnemciğimin hırkası bitti. Çiçeklerin dikimi bitti. Ben akşamdan akşama oturduğum yerden yapabildiğim kadar yapmaya çalıştım. Demek ki bu da var ya 3 günümü aldı. Ama neyse çok güzel oluyor gerçekten. Çok tatlı durdu. Bakar mısınız ya? Çok şeker. Arkası da aynı şekilde çok güzel durdu. İyi günlerde kullansın arkadaşım. Güzel günlerde giysin inşallah. Sağlıkla, sağlıkla, mutlulukla giysin. Benim yaptığım sadece çiçek motifleri ama olsun. Dümdüz bembeyaz sıkıya zaten. Çiçek motifleri zaten çok güzel. Renk verdi. Çok güzel. Ne oldu? Ne oldu?
Hakan arabaya oturup bekliyor annem. Hayırdır? Şunu çözüm şırıp satmayı yaptım. Bir de şu yanına vermeye çalışıyor. Karıştırma, karıştırma. Karıştırma. Tamam. Annem yürüseydin birazcık ya. Hediye arabaya oturmuşsun. Yok. Beyefendi. Yok, onun uykusu var. O büyük bir ihtimalle uyuyacak, evet o. Onun uykusu yapmadı ya daha. Aç bakalım abisi kapımızı, Özgür teyzenler de geliyorlar, yoldalarmış zaten. Girme. Dur bir saniye. Girmez annem, girmez, o biz varken girer mi hiç? Ay pis 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 pis. İsmail yeni doğum yapmış gibi de değil anneciğim, hani bebekleri olsa aşağıda da yavruları yok. Bak bak ne güzel yuvarlandı ya. Bak 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 ne güzel yuvarlanıyor. Köydekiler de kaçmaya anlıyor. Sevmeye de anlıyor. İlk kokuyorsun, 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 sadece seviyorum. Seviyorum. Ay çok tatlı ya. Dönüşlerine hasta oldum ben bunun ya. Ya İnce ne var arabadan şimdi? Kediye görünce ben de işte. Allah'ım ben buna bayıldım ya. Pek oyuncu bu. Anne. Baba. Gözünü evet çok güzel, çok oyuncu aslında bir kedi ya. Geldim geldim. Geldim. Hemen konu değiştiriyoruz. Geldim. Bismillahirrahmanirrahim. Dur bekle. İşte bak. Nasıl bak? Hakan gel buraya. Bekle. Bak bekle. Diyeceksin sen. Hay bak sev sev diyeceksin. Sev. Sevme. Hakan dur anneciğim dur. Hakan bir saniye yavrum, sana pek güvenemiyoruz biz. Kediyle bir problemimiz yok, Hakan'la problemimiz. Dur sevgilim dur. Hadi. Bekle anneciğim bekle. Tatlım bir bekle. Dur bir dakika Hakan. Dur anne bak böyle seveceğiz. Dur ama bak sen yapışacaksın gibime göre. Getir elini getir bana. Gel. Kedim mumcuklamak istiyor şimdi. Pis 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 de. Pisi 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 de Hakan. Pisi pisi desin anne. Pis 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 bak. Çok cici. Öğrenme hareket yapma. Aa, arkada su var, gel. Cici. Evet cici abi gibi, sev abi gibi. Cici de. Öyle bastırma. Ama ne, dur o kadar şey yaparsan daha kötü tepki verir. Pis 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 de. Cemre,
Hadi içeri girelim biz. Bak, yemek. Yemek mi? Acıktın mı? Yemek. Acıktın mı? Acıktım yemek. Hakan, acıktın mı? Yemek. 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 Yemek nerede? Gel gidelim yemek yemeye. Hadi yürü. Yavaş yavaş AVM'lerin içlerini süslemeye başlamışlar. Belgin geliyor. Tamam, Belgin geliyor. Belgin'in göbeğini kesti. Gelir Nihal abla. Şey ne oldu olsun? Nereye gidiyorsun Hakan? O bilmiyor ki orayı. Uyuyacak. Ha şimdi fark et kız, ne oldu? Hayır. Uyuyacak. Evet, hadi yürü. Hadi yürü. Hadi gidelim. Hadi. Gir hadi. Hadi gir. Gir. Bekliyor. Ha, birinden de bir şey bekle. Gel bu tarafa gidelim. Hani aa. Nihal abla nerede? O Diyanar'a girdi. Neyse hadi siz bakın. Hadi dolaşalım. Hadi bir dolaşalım senle biz bir. Aa yok annem, hiç ona bulaşmayalım. O olmaz. Gel başka da. Tamam bak, başka da bakacağız, getir. Hadi neyse. Başka oyuncak bakalım, ver onu buraya. Koy hadi şey arabaya koy. Otur, otur. Tamam otursun. Sen başka oyuncak al, başka oyuncak al. Dur başka oyuncak bakacağız ama gel hadi. Hadi yürü. Niye sen istediğini aldım ya? Hakan evde skuterimiz var ya bebeğim. Harry Potter'ın baykuşunu var. Aşağıda yukarıda kaykayımız var. Ay Hakan bir ara şu laptoptan sana ne aradım ben ya? Ne kadarmış acaba? Baktım yok. Baktım da bulamadım. Ha, yok değil, 400 değil canım. Bütün altın. İşte şurada yazıyor bak. 1700. 1800 lira. 1800 lira özlü. Kukuli buldu. Koy. Koy kukuli. Diğerini unuttu. Ötekine de bakıyorum. Oynamur şey. O ne kadarmış? Çok. Şuradan aldım. 280. 280. Diğerine nazaran bedava. Tabii. 1800 lira ne demek ya? Aynen. Bu da boyama baktı. Evet, bu da çok güzel. Aslında bunun büyükleri de var da. Evet. Ben aldım bunu. Şey ne, tablet şey yok vardı mu? Biliyorum. Vardı. Hı. Onu da şey yapmadı artık. Kullanmadı. Tamam mı Hakan? Bunları mı alıyor? Hakan. Hakan bir de balon kaldı. Evet. Gel yanıma. Evet, her reyona giriyoruz şu anda. Balonları. Hadi gidelim, parasını verelim. Gel. Koy onları oraya. Koy buraya. Ay şişeceğim yoksa. Ağlıyor, atıyor arabaya. Burası şey mi, vagon mu? Dolduruyor. Alışveriş sepeti çocuğa göre. Hadi. Hayır onu kopartma. Dur, dur. Dur, bekle. Bekle, bekleyeceksin. Ödeyeceğiz. Parasını ödemeden nasıl alacaksın? Önce oraya gidelim. Oraya. Hakan kukulenin oyun hamurunu yerine başka bir şeyini alsan anneciğim. Başka bir şey varsa değil. Evet. Kukulenin başka bir şeyi varsa aslında. Kukuleyi çok seviyor ya. Gel şu arka taraflara gidelim mi? Burası sadece oyun hamuru ya. Belki görürsek başka bir şey.
Bak Kukule'nin şeyi varmış, çadırı varmış. Ha evet. Aa iyi. Evet. Ama benim evde şey var. Kolay kurulum diyor. Ben de ne var? Çadır var. Çadır var be, çok güzel şu anda. Değil. E tamam, bunu açarsın. Fiyatı da uygun. Hakan ne bulduysa ne koyuyor teyzem şu anda. Ha 1'e 70 bak. Hmm. 70 santim. Evdeki şeyim de çok güzel, çadır. Gittik öden sen lavaboda mı? Bu kapta var mı? Hakan yürü. Gel hadi. Ay su bardakları, çay bardakları da çok güzelmiş. Çay bardakları çok güzel kız. Su bardakları seviyorum ben ya. Şu en baştaki. Evet, şu çok, şu da çok güzel. İndirimde bir de. Kaç para kız? 3 tane alıyorsun, 1 mi ödüyorsun, öyle bir şey. Hmm. 3 alıyorsun, 1 ödüyorsun. Şu ne kadarmış şu? Benim elim de çok dolu ya. 219. Kaç tanesi? 6 tane. Evet, iyi aslında. Bunun şeffafı var. Ağırlığına bakar mısın? Çok ağır ya. Ben ince bardak ama seviyorum işte ama. Yani. Ben ince cam çok seviyorum ama. İnce cam çok güzel oluyor ya. Bunlar ben kahve yanına tatlı yapıyorum. Ay şu çok güzel. Ha. Kahve yanı değil ki zaten. Bununla tatlı yapacaksın. Bak senin dediğin işin şeffaflar benim şurada da var. Yok bunun şeffafı. Bunun şeffafı var. Çok, onlar ne kadar? Çok güzel. 150 lira 4 tanesi. 4 tanesi 150 lira aslında çok iyi. Bak şunlar da var. Bu kadar kalan. Hmm. Ya, 3 alıyorsun 1 mi ödüyorsun? Öyle bir şey ya. Ay şu çok güzelmiş. Şunu özetleyeyim. Şuna bakacağım belki. Evet. 500 lira. Lavender. Şu şeye bakar mısın bir kupa kızına? Şuna mı? Yok şuna. Hadi. Yan tarafta 250 TL. Bunlarda indirim yok hayatım. Bardaklarda indirim var bunlarda. Evet. Şunlar da var bak. Evet. Bak. 220 lira. 100 lira aldım ben. Nereden aldın sen bunu? Sana attığım kaşık takımını aldığım yerden. Ha, ay ben şuraya daha doğrusu bakamadım. Oradan almadım değil mi? Kaşık takımı almadım da hayatım ben. Aldım demedin mi kız? Almadım oldu. Demedim. Aldım demedim. Alacağım dedim. Şimdi ben var ya şu çanta. Bu büyüklükte de var. Ama her rengi var. Çok güzel ama. Çok güzel aynı. Bunun şeffafını alacaksın. Belgo bak. Şu. O da mavi yalnız. Ya bunların şeffafı vardı. Kalmamış. Kalmamış demek ki bence de. Aa bunlar şey yalnız. Seramik. Yo cam. Cam bebeğim. Kapaklı. Şey değil mi bunlar? Çift camlı olanlar. Hmm. Ama çok pahalı bunlar be. Ne kadar onun fiyatı? Kaç bak. Evet dedim ya sana. Ay Madame Coco'nun şu yan taraftaki şeyleri çok güzel bak. Baton kek. Bu bebek maması gibi, püre gibi. Mango çiğdi ha, meyve. Meyve. Aslında bakın biz çocukların yanına okula koymak için. (Gülüyor)
Şimdi bunlar Kasım indirimi ya Özdur. Şimdi yıl sonu indirimleri de başlayacak zaten. Zaten Aralık Kasım'da bitti. Aralık'ta tamam. Hayır, Aralık'ta da indirim olmaya indirim olacak yani diyorum. Kasım indirimi de yapacaklar yani. Madame Coco'da şey vardı, battaniye indirimde. Beklemeyeyim diye parayı Cemre'ye verdim. Cemre bekliyor benim yerime sırada. Şey diğer adam. Geliyorum dedim, kasada buyruk vardı. Numaramı söyleseydi indirimle. Vallahi parayı bıraktım çıktım. Nihal ablanın da var ama zaten. Üyeliğin yok mu senin? Yok, üyeliğim yok. Kaydetmiştim dedim ya sana. Ha, doğru. Yapamadım, halledelim dedik, unuttuk onları. Aynen. Şunu al. Kitap aldım da. Hadi. Almasa. Buna şey Hakan'ın mı? Hakan'ın. Hakan'ın. Çok güzel ama. Havacık ya. Evet bak. Şu da çok şık ama bak. Evet. O da güzel. İndirim varmış. Neyle alın? %70. Pardon. Mesela iki tane mi alıyorsun? Üç tane mi alıyorsun? Bir ödüyorsun. Böyle bir şey var şu an. Niye? Özgür. Çok ince. Çok ama ben işte ince cam seviyorum. Seviyoruz ama. Tamam yok yok şu çok ince. Şurası çok ince. Çinliği verse bitti. Evet. Ama çok şık yavrum. Bu da çok şık Leyla. Şöyle kalın olsa. Bak. Ama bu. Bu da çok şık ama evet. İşte bak. Sana gidebilir şey. Böyle ince cam. Çok ince. Benim evdekilerin hepsi ince cam. Borcamlara baksak ya. Şey de varmış. Hepsi. Ne kadarmış bunlar? 1200 lira. Hey maşallah. Hanımlar. Evet öyle. Neyse vazgeçtim hadi. Hayır o bardaklardan vazgeçtim. Çıkalım olmazsa yavaş yavaş. Şu borcamlara bakacaksınız mı? Pardon. Aslında güzel şunlar ha. Benim kare var. Bunda ne kadar? Bunlar ne kadar? İkili. Sırayılar da çıkmış. Ay evet. Bu ikili set mi bu? İkili. İçinde oluyor. İkili set 450 TL. Çok iyi aslında. Markalı şey fiyatı çok güzel, ucuz da var. Biraz daha güzel. Evet. Daha güzel. Kaç para? 2000. 3000 mi? Hiç bırak hadi yürüyelim. Kırarsan ödemek zorunda kalırsın. O ne? O hayır o değil de kırarsan ödemek zorunda kalırız. Boşuna para verme var. Evet. Ay şunlar da çok güzelmiş ama. Ben böyle fincan seviyorum. Şunlar bana küçük geliyor. Neler sevdim. Bak çok güzel. 100 milim. Evet. O da şeylik 80'lik ya da 90'lık o da 100 milim. Ne kadarmış o ikilisi? 625 lira hayatım ben gördüm. Tamam vazgeçtik. Kavcadakiler bile şu an 309 lira altınları. Ben orada baktım. O benim beğendiğim var diyor daha gibi O indirime girmemiş şu an 569. O da internette yok. Çantaya bak 850 TL. Asır. Evet. Pazar çantasından. Çantası. 850 TL'ye pazar çantası kullanabilirsen al kullanır. Benlik değil ben aşağı. Bana 25 lira, 25 kuruşluk poşet yeter. Aynen yetiyor bize 25 kuruşluk. Aha bak. İşte al. 3000 TL. Hadi çekildik ya Gülistan'ın telefonu. Bir tane tabu 1500 lira. Öznur. Tabu istiyordun ya. Tabu. Söyleyeyim 1500 lira yatsın. Neyse ben sana bendekini vereyim de. İkili 1500. İkili değil yavrum bir tanesi. Bir çarpı tabu 1500. İkili şey yapmışlar hani tek tek. Alarmlamamışlar. Şu da tabu.
O tabunun yeni kelimeleri bence. Ama 1000 lira 500 lira da demek ki şey veriyorsun şuna. Neyse ben sana vereyim. Ben bizde bu da var. Evet, bir oynasın. Bir oynasınlar, oynuyor. Beraber oynasınlar. Aynen. Çünkü İsmail de tek başına oynayamıyor. Gözüne gözükmeyek. Ay ben bir tane şey istiyorum. Ses bombası istiyorum şurada bir tane. Şunlardan. 600 lira. İyi yani. Bak şu da var. O da 700 lira. Aynen. Hadi gel tuvalete gidiyoruz. Ben tuvalete gidiyorum. Yok bir ses olmuyor. Kanka aç mıydı? Bak bazen nevresim takım işi 600 liraymış Nihal abla. Nihal abla duymuyor musun? Bak bazen nevresim takım 600 lira şimdi. Bir şey anlatıyorum da. Nihal abla pazeni sever. Ben severim pazeni de. Evet. Kardeşim bir dayak yemediğimiz kaldı yemin ederim. Ben yakında yerim zaten. Evet. Ama sanki güzel. Şu güzel de şu güzel değil bazen. Fermuarın ucunu açıp da bir baksanız da. O ikisi bir de bu. Evet. Aynı zaten. Ekosellerin aynı. Ne var şimdi bunca? Çarşaf takımı? Çarşafı şeyi var. İki yastık kılıfı, yorgan kılıfı. Aslında ne? Çok iyi aslında. Göz, çift kişilik. Çift kişilik. Evet 600 lira. Benim yatağıma uymuyor. Ben mecburen yaptırmak zorunda kalıyorum. Ne yatağın büyük battal mü? Battal boyu mu? 1.82. Tamam. 2.40'a 2.40'a 2.40 alman lazım. Olmuyor. 2'ye de olmuyor. Olmuyor mu? Şey yüksek abla. Şey alacağız. Ay çok güzelmiş aslında. 2'ye 2.20'ymiş bu. Şurada var mı? Var benim karşıda da var. Gelen bir abla var. Bu da yaptırdım dedi. Renkleri de gelmiş Nihal abla. Evet ve iki alıyor dedi Aygün. Aa bak kadife bunlar yalnız. Evet onu diyorum ya. Bir bak bakalım fiyatları ne kadar. İki alıyor da yok yalnız o kadifede. İki alıyor da yok. Yan taraf ya. 200 liraymış. Ama kesimleri çok güzel Nihal abla. Ama ayak kısımları lastikli yalnız. Şimdi şey, bunları hani yatarken giymiyorum ya kadifeleri. Hmm. Gündüz giydiklerimi çorabın üstüne koyduğum zaman lastiği denk gelmiyor. Ha. Hani yatacak olduklarında lastikliği almıyor. Nihal abi yavaş yavaş burayı takip edelim. Burada ara ara değiştiriyorlar evet, iki albiyodileri. Kadifeye girerse iki albiyodi onun uzunmak. Onlar mantıklı almak. Çok mantıklı bence de. Alışmasın. Niye ben ben çarşambadan aldım ama ben dışarıda giyiyorum. Hayır hayır onu demiyorum. Hani yatmalık değil de. Ha evet doğru. Hani evin içinde giymelik derken onu kastediyorum. Aynen. Nerede özürler? Herhalde daha hala konuşuyorlar. Evet çok da uzaklaşmayayım arayı açmayalım diyorum da. Öf. Bu ne ya Allah'ın yarabbim ne kadar berbat bir duman çıkartıyor bu şeyler ya. Öf leş gibi. Nefret. Kiracılar Dayanışma Platformu. Evet. Kiracılar Dayanışması. Bırak arabayı sen. Yok yok. Yok hayatım şey yapmıyorum. Çekiyorum. Bak ne yazıyor. Yandık. Şuraya otur. Gel hadi hani yürü gel gel gidelim gel Cemre'cim gel. Ama bu kira artışlarında yani insanlar haklı yani isyan etmekte. Ver abi. Aynen öyle. Ulusal kanal. Akşam Ulusal kanaldayız kızlar izleyip. Evet. Bugün aslında şey vardı, kadına şiddet hayır. Yavrucuğum o dündü yavrum. Bugün yürüyüşü yapılacak. Dün yapıldı yürüyüşü. Biliyorum yorum çünkü dün yapıldı. İnternette gösteriyordu bugün ya. Bugün değil, dündü.
Hatta bütün yollar kapandıydı. Kapalıydı yani. Kimse yok içimde. Kimse yok içimde. Tamam, şimdi git arkadaşınla dolaş hadi. Ne o, klarnet mi? Sen çok bulaşma dedin lütfen. Bana çok bulaşma dedin lütfen. Kız ay çok kötü. Lütfen. Ya. Gizli çekiyorum sen. Ay gizli çekiyorum, sen bana bakıyorsun. İsa hadi ama. Ayıp ama. Vallahi hiç bilmiyorum ben de. Hadi İsa'cığım. Hadi ama. Ben sizlere böyle güzel müzik eşliğinde veda etmek istiyorum arkadaşlar. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir videoymuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Mm-hmm.